Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İş Bankası'nda hesabı bulunan ve iş cephi kullanan arkadaşlar için büyük bir kolaylık olan şubeden randevu alma özelliğini sizlere göstereceğim. Bunun için arkadaşlar iş cep biraz önce söylediğim gibi telefonunuzda kurulu olması lazım. Bununla biz ne yapıyoruz? Örneğin bir gün öncesinden buna dikkat ediyoruz. Aynı gün vermiyor. Bir gün öncesinden biz şubeden randevu al özelliğini kullanarak randevumuzu alıyoruz. Ertesi gün istediğimiz saatte, biraz sonra göstereceğim saat aralıkları var. O aralıklarda gidip cihazdan kartımızı okuttuğumuzda veya kimlik numaramızı girdiğimizde randevu aldığımız için bizi en ön sıraya atıyor ve biz de şubede beklemeden bütün işlemlerimizi yapabiliyoruz. Şimdi iş cephe, ben buradan giriyorum. Buradan en yakın İş Bankası seçeneği var. Onu seçiyorum. Onu seçtikten sonra benim en yakın bulunduğum İş Bankası'nı şurada gördüğünüz gibi yuvarlak bir alan içerisinde gösterdi. Ben orayla hiç uğraşmadan alt tarafta bulunan şubeden randevu al seçeneğini seçiyorum. Burada işte adım, soyadım, şubem vesaire. Şubeyi seçiyorum. Buradan hemen şöyle K harfine gideceğiz. Evet, Kırıkkale diye seçiyoruz. Buradan Kırıkkale merkezi seçiyoruz. Buradan da gişe işlemlerini seçiyoruz. Tarihi seçeceğiz. Şimdi yarın ayın 5'i. Ben 5'ini seçiyorum. Saati de burada yine 9'da, 10, 10'la, 11, 11 ile 12 gibi sırasıyla saat aralıkları var. O aralıklardan seçtiğiniz bir tanesinde bu işlemi rahatlıkla yapıyorsunuz. Ben 14 ile 15 arasını seçiyorum. Ve buradan randevu al seçeneğine tıkladığım zaman bana randevumun oluşturulacağını söyleyecek. Şimdi burada da yine son bir kontrol yaptıktan sonra onayla diyorum. Şu anda randevunuz oluşturdu. Randevu saatinde şubemizde sıramatikten müşteri numaranız, TCN kartınızda, kredi kartınızda veya maaş kartınızda sıra alıp öncelikli olarak hizmet alabilirsiniz diyor arkadaşlar. Bu gerçekten büyük bir kolaylık. Bu uygulamayı kullanmanızı sizlere de tavsiye ederim. Pro Dersler kanalımda iş cep uygulamasıyla randevu alma ve işlemlerimizi hızlandırma işini nasıl yapıyoruz göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler.